Merhabalar, ben Rümeysa Gökçen Göcekli. Görsel sanatları öğretmeni ve heykeltıraş ve ressamım. Aynı zamanda Şahmaran sergisinin küratörüyüm. Bu serginin ismi nereden geliyor? Şahmaran, kadının gücünü ifade eden bir varlık olduğu için Şahmaran'ı kullanmayı tercih ettik. Peki kaç sergi ürettiniz? Bugüne kadar kişisel sergilerim, 3 kişisel sergim oldu. Pek çok uluslararası ve ulusal karma sergiye katıldım. Ve bu küratörlüğünü yaptığım ilk sergidir. Biraz önce Şahmaran'ın kadınların gücünü temsil ettiğini belirttiniz. Bu güç nasıl bir güçten bahsediyorsunuz? Yani fantastik bir şey mi yoksa toplumsal bir, örgütsel bir güç? Şahmaran, maranların şahı, sultanıdır ve gücünün öldüğü zaman kızına geçtiğine inanılır. İyileştiriciliğin, şifa ehli, şifanın bilgeliğine sahip bir varlıktır ve bağışlayıcılığıyla ve dişil enerjiyle ün salmıştır. Kadının gücünü bu şekilde ifade ettiğini düşünüyoruz. Eserimde Şahmaran'ı betimledim. Gördüğünüz gibi 6 kolu vardır Şahmaran'ın. O 6 koluyla betimlenir. Ve Şahmaran hem edebiyat alanında eserler kabul ettik. Hem de görsel sanatlar önde olmak üzere müzik, resim ve edebiyat ifade ediyor. Ellerinde Şahmaran kollarıyla tutuyor ve aynı zamanda iki elinde, ana elinde tuttuğu güllerle sevgiyi ve barışı ifade ediyor. Peki yetiştirdiğiniz biri var mı? Öğrenci ya da çırak gibi yetiştiriyor musunuz? Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaktayım. Pek çok öğrencimle birlikte ayrıca yetiştirdiğim birkaç sanatçı var ve öğretmen kimliğim de ağır bastığı için aslında her gözünde öğrenme ışığı gördüğüm, öğrenirken heyecanlandığını fark ettiğim herkes aslında benim öğrencim. Diğer sanatçılardan farkınız nedir? Ben şamanizm, feminizm ve doğa üzerine çalışıyorum. Ve kil ürünler, seramik, polimer kil, ahşap ve kemik parçaları ve bununla birlikte ileri dönüşüm diyebileceğimiz kağıt kil ile çalışıyorum. Yani diğer sanatçılardan farkımı kullandığım malzemeler olarak düşünebiliriz aslında. Bunları nasıl temizliyorsunuz? Ürünleri doğadan topluyorum. Killer, taşlar, kemikler ve ağaç parçalarını doğadan temin ediyorum. Onun dışında ileri dönüşüm hamuru, kil hamuru dediğim kağıt kil. Kendim elde ediyorum. Kağıdı geri dönüştürerek hamur haline getirerek, buna çeşitli malzemeler ekleyerek, yağmurdan bile etkilenmeyecek hale getirerek güzel, çok iyi işlenebilir bir kil haline getiriyorum. Peki Rümeysa Hanım, bu eserleri yaparken ki motivasyonunuz nasıl hissediyorsunuz, ne hissederken yapıyorsunuz? Aslında çalışmaya nasıl başlıyorum bir düşünürsem, birdenbire içten gelen bir coşku ya da dünyadan kopma isteğiyle gerçekleşiyor bazen. Ve bu coşkuyla birlikte o nasıl bir ilham geliyorsa tamamen dünyadan kopup yemeği içmeyi bile unutarak çalışmayla bütünleşerek eseri üretmeye başlıyorum. Bu şekilde eser üretme süreci gerçekleşiyor. Eserlerinizin içinden size göre en çarpıcı, en özel
diğerlerini en ayırt edici hangisi var mı? Feminizm alanında başlığı altında Aman Nazar Değmesin isimli heykelim bir manifesto niteliği taşıyor. Bu sebeple onu ayrı tutarım. Onun dışında şaman maskı serimi çok beğeniyorum. Genel olarak bunlar diyebilirim. Peki kaç gün sürüyor bir eser yapmak? Bir eseri yapmak 2 gün de sürebilir, 2 yıl da sürebilir. Onu bilemezsiniz. Bu bence oldu, tamam diye hissedene kadar sürebiliyor. Ne zamandan beri yapıyorsunuz? Ne zamandan beri yapıyorum? Aslında ailem resim yapmaya başlamamı, emeklemeye başlayıp elime ilk kalemi aldığım zamana göre anlatır. Hani herkesin böyle vardır bir anısı aslında. Ama gerçekten ben kendimi bildim bileli öğrenerek, sürekli öğrenerek kendimi tekniksel olarak geliştirerek resim yaptığımı hatırlıyorum. Ve heykel ve seramiğe de üniversitede başladım. Peki son olarak eklediğiniz bir şey var mı? Sanat aslında sanatçının var olma biçimidir. Bu hayattaki amacı, varlığı biz üretmeden gerçekten var olamıyoruz, var olduğumuzu hissedemiyoruz.